Değerli hesap emekçisi meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları. Her şey meslek onuru için. 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 Meslektaşlarımız, meslektaşlarımız artan iş yükü nedeniyle neredeyse durdurak bilmeden tüm yıl boyunca çalışmaktadırlar. Kendilerine ve ailelerine yeterli vakti ayıramamaktadırlar. Bizler de tatil günlerini sevdiklerimizle geçirmek istiyoruz. Bu durum ekonominin kalbini tutan fedakar meslektaşlarımızın sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer meslek grupları yılda bir kez de olsa tatil yapma imkanına sahipken meslek mensuplarımızın bu imkanları oldukça sınırlıdır. Meslektaşlarımız artan iş yükü ve angaryalar karşısında ezilmektedirler. İş yetiştirme adı altında yaşadıkları mesleki stresle hayatlarını hiçe saymakta ve maalesef artan bu iş yükü ve angaryalar meslektaşlarımızın hayatına mal olmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaptığımız beyan ve bildirim sistemleri düzenli olarak çalışmamaktadır. Meslektaşlarım sistemlerin sağlıklı çalışmaması sebebiyle mesleki faaliyetlerini gereği gibi yapamamaktadırlar. İş yetiştirme stresi yaşamaktadırlar. Sonucunda da gerekli mesleki özeni gösteremedikleri gerekçesiyle haklarında sorumluluk dosyası hazırlanmaktadır. Çalışan e-portal istiyoruz. 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 Beyan sürelerinin son gününden önce var olan idari ve resmi tatiller beyan süresinin son gününe yasal düzenleme de yapılarak eklenmelidir. 130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem de sözlü başvurularımızın dikkate alınması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gereklidir? Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlar olduğu açıktır. Ancak bu veriler toplanırken istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. Yetkisiz sorumluluk istemiyoruz. 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 Ancak bugün mali müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta, bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına zorlaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iş verimini arttırmak için haftalık çalışma sürelerinin 4 güne indirilmesi tartışılırken, biz mali müşavirler olarak neredeyse 7/24 ofislerimize hapsediliyoruz. Gece yarıları iş anında yanan bir ışık varsa, bu ışık mutlaka mali müşavirlere aittir.
görünürde mükellef veya işverenlerden istenilmekle beraber iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri mali müşavirler aracılığıyla toplanır hale gelmiştir. Bu durum meslek mensuplarının zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmelerine sebebiyet vermekteyken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin neredeyse hiç çalışmaması ya da sağlıklı çalışmaması, yoğunluk dönemlerinde tıkanması, zamanla yarışan meslektaşlarımızın streslerini kat be kat arttırmaktadır. Eziyete son verilsin! 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 Meslektaşlarımız, meslektaşlarımız rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale gelmiştir. 3568 sayılı meslek yasamızın birinci maddesinde kanunun amacı işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesini tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bu kadar ağır iş yükü altında çalışmak zorunda bırakılan meslek mensupları bir işlemin faaliyetinin yürütmesini sağlıklı bir şekilde sağlaması mümkün müdür? Çocuklar anaya babaya hasret! 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 Sadece Nisan ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam 56 beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliğ ile sirküleri henüz 2-3 ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddütü barındıran enflasyon düzeltmelerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlamak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyoruz. Resmi ve idari tatil, hafta sonu tatilleri Ramazan bayramı ile birleşince toplam 12 günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece 8 gün kalmaktadır. Sözde değil, özemali tatil! Sözde değil, özemali tatil! Sözde değil, özemali tatil! Sözde değil, özemali tatil! Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktardık. Yaptığımız her görüşmede mali müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Önerilerimize yıllardır sessiz kalması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri altyapılarının modernizasyonu şarttır. Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam hakkını ellerinden alıyor. Sorunlarımıza ivedi çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır.
Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik. Bıçak kemiğe dayandı. Uygulamalar el çalışmıyor. Uygulamalar el çalışmıyor. Uygulamalar el çalışmıyor. Uygulamalar el çalışmıyor. İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir çağda elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla, örneğin TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz. Ayrıca vergi beyan dönem ve sürelerinin resmi tatil günlere dikkate alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Şu an meslek camiasında bir infial hali mevcuttur. Meslektaşlarımız gece gündüz demeden rutin işlerinin yanında ay sonuna kadar kurumlar vergisi beyannamelerini de yetiştirmek için uğraşmaktadırlar. Bayram tatili nedeniyle çalışmaların sekteye uğraması, mükelleflerin bilgi ve belgelerinin toplanamaması sebebiyle kurumlar vergisi beyannamelerinin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir. Defterler gönderilsin. Defterler yıllık gönderilsin. Defterler yıllık gönderilsin. Defterler yıllık gönderilsin. Kurumlar vergisi beyannameleri bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumdayken 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılması ve beyanname ekinde bilançonun eklenmesinin istenmesi biz mali müşavirlerin adeta cinnet geçirmesine sebebiyet vermektedir. Enflasyon düzeltmesi yıllık yapılsın. Enflasyon düzeltmesi yıllık yapılsın. Enflasyon düzeltmesi yıllık yapılsın. Sesimiz komple kısılana kadar konuşacağız arkadaşlar. Kimse sesimizi kısamaz, size de güveniyoruz. Bravo başkanım. ...2024 ve sonraki yıllarda geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması için dayanakları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na yaptığımız müracaatın hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 2023 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklenmelerinin Nisan ayındaki resmi tatil sürelerinin uzun olması nedeniyle zamanında yapılması mümkün değildir. Bu nedenle kurumlar vergisi beyannameleriyle e-defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması talebimizin yerine getirilmesi ve bir an önce açıklanması gerekmektedir. Son gün yapılan uzama açıklamaları hiçbir işe yaramamaktadır ve meslektaşlarımızın üzerindeki stresi arttırmaktadır. Ayrıca deprem bölgesinde devam eden mücbir sebep halinin bölgede yaşanan olağanüstü koşullar dikkate alınarak yıl sonuna kadar uzatılması ve bölgedeki mükellefler için enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi olmaksızın uygulanması talebimizin yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bizler devletimiz için her türlü fedakarlığı yapan, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çarklarının dönmesi için sağlığımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getiren bir meslek grubuyuz. Bildirim cezalarına hayır! Bildirim cezalarına hayır! Bildirim cezalarına hayır! Bildirim cezalarına hayır! Devlet bizim devletimizdir. Tabii ki kriz dönemlerinde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücüyle çalışması gereklidir. Ancak hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, meslektaşlarımızın psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. ...130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ve son sözlerim olarak meslek mensuplarının yanında durabilecek, sorunlarını kendi sorunları gibi görebilecek güçlü TÜRMOB ve güçlü yöneticiler istiyoruz. Umarım tüm TÜRMOB yöneticilerimiz, genel başkanımız da dahil, bu hak arama mücadelesinin ilk ayağında alanlarda meslektaşlarımızla beraberdir ve onların bu hak arama mücadelelerine destek veriyorlardır. Taleplerimize acilen yanıt bekliyoruz. Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümler acilen hayata geçirilmelidir. Bu arada mesleki taleplerimize iş yaşam dengesindeki olumsuzlukların giderilmesi yönünde sesimiz olarak Büyük Millet Meclisi'nde taleplerimizi dile getiren tüm meslektaşlarımıza, milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İşini gücünü bırakıp mesleği için, geleceği için, çocukları için burada bizimle olan tüm meslektaşlarıma ve TÜRMOB yöneticilerimize huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu hak arama mücadelemizin ilk adımı 77 Oda Başkanı ile birlikte, TÜRMOB'la birlikte organize ettiğimiz, bir olup, birlikte olup güçlü olacağımızı düşündüğümüz ilk eylemimizdir arkadaşlar. Umarım taleplerimiz karşılanır, ikincisi ve üçüncüsünü yapmak ve dahi ilerletmek zorunda kalmayız. Hak arama mücadelemizi ve sesimizi tüm Türkiye'ye yayan değerli basın mensuplarımıza, onların değerli temsilcilerine de çok teşekkür ediyorum.
Umarım ikincisi, üçüncüsünü yapmak zorunda kalmayız. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.